And there they are. Aa, buldular valla. Kaçırılan çocukların yerini buldular. Aman light barrel, bir şeyler. Bir tane case, bir tane rare case. 3 common case, 1 rare case. Bizden kimse düşmediği için optional objective'den bu geldi. Topladıklarımız bunlar. Bunlar da main objective'den attığı zarlar. Pekala. Enter. Level bir tek Gabe atladı. Diğerleri ah ucunda kalmışlar be. Sid çok iyi gidiyor. Sid bir dahaki level. Adam öldürüp duruyor. Giriyor oraya buraya charge marge yapıyor. Çok adam öldürüyor. Sanıyorum kill şey veriyor. XP veriyor. Daha çok kill yapan daha çok XP alıyor olabilir oyunda. Pekala. Enter dedim. New cosmetics options. Scout class is now available. Marcella, Tyron. Heavy class is now available. Kozmetikler, şunlar bunlar. Onların hepsine bakacağım. Şuraya bir claim edeyim. Önce şu common case tabi. Ne çıktı içinden? Destroyer West. Destroyer yazdığım troop ya da Destroyer West diyor vanguardlarıma yazmışım. Destroyer West ne demekmiş? Overwatch'tan damage reduction. Ha, düşmanın burnunun dibinde Overwatch yiyip duracakları için demişim. Trooper bulabilirsen Trooper, yoksa Destroyer de olur demişim. Çünkü zaten Vanguard doğası gereği Overwatch'ları yiyor. Health artı 15, damage reduction against Overwatch. Çok güzel. Bu nedir? Lancer'a accuracy. Güzel. Gabe'in elindeki Lancer'a %3 accuracy. Magazin. Rare'den de çıktı. Önemli olan o. Kog Armor. %40 damage reduction against Overwatch shots. Ha bu da pardon. Kogar Destroyer West'in Rare olanı da düştü. He. E tamam, daha iyi. Rare bir Destroyer West düşürdük. Bir de Common düşürdük. Enter. Adamların customization'ları hala şeyimiz yok. Troop recruit yok. Ama iki tane adam verdi. Bu adamlar zaten fix geliyor oyunda. Gabe'in de level'ı kaldı. Adamların customization'larını yapacağım. Ki şunun mesela customize etsem bu kızı. Adı nereden değiştiriliyor? Hairstyle. Bunun adı nereden değişiyor abi? Marcella. Customize. Buradan mı? Heh. Soyadı final olması oluyor mu? Boş bırakabiliyor mu? Bırakamıyorum. Space. Oluyor. Eğer böyle oluyorsa kız. Accept. Tamam. Tek kız olacağı için aramızda. Eğer bu bir problem çıkartmazsa ben bunu beğendim. Customization'a bakalım. Yeni optionlar dedi. Bu nedir? Ha, şimdi tabii main karakterler olmayınca. Bir kere abi şapka tamam da mesela böyle şeylere girse. Ha. Bir dakika, ilginçmiş. Messi long hair falan bir şeyler söylüyor. Şapkayı nasıl çıkarıyorsun kafandan? Böyle çıkarıyorsun. Bandana takabiliyorsun. Bere takabiliyorsun. Sen nesin? Scout'sun. Bombacı bir scout olacaksın. Dolayısıyla bere olur. Gayet uygun. Güneş gözlüğü mü bu? Tek gözsüz olabiliyorsun. Ha. E tamam, güzel bir scout tipi bu. Göz olmadı. Göz olmadı. O gözü yapmayalım. Bereli başlıklı. Bir şey yok. Cross dress yapan bir erkek değil belli ki. Bir tane kızımız var. Oyuna inat olsun diye. Geri kalan zaten karakter, hiçbir kadın karakteri almayacağım. Bu kızımızı da bu bir scout. Scoutları da belli bir renk yapayım. Ne diyeyim? Supportlar beyaz, assaultlar kırmızı. Scoutlar siyah olsun herhalde. Siyah yakışır. Scout klasına. Command bu siyah mı? Ne renk bu? Facial hair color değil be. Dur. Giysileri buradan olmuyor mu? Nasıl yapılıyor? Buradan yapılıyor. Şimdi her şeyine bakacağım ama önce renklerinizi ayarlayayım. Black, yellow. Ne demek o? Secondary yellow. Yellow biraz tuhaf. Biraz abartı oluyor. İşte şöyle bir şey olsun. Apply to all equipment. Siyah giyen. Hem de yapmışken. Gerçekten.
interface'te benim imtihanım. Scout bu. Böyle biraz seramik meramik. Heh. Çok parlak. Ne bu be? Car paint. Çok güzelmiş car paint. Kompozit metal. Seramik iyidir ya. Scout biraz mat bir şey olsun. Scoutlarımız böyle şeyler olsunlar. Kızımız böyle bitip silahlarına binahlarına bakarım ama bu herifin kim olduğu için bir random bakayım her şeyden önce. Dediğim gibi alıştığımız Monsieur patronları, destekçileri değil de daha az bize katılabilen, aramıza yeni katılmış ve yayınlara da az gelebilen patronlar arasından şey yapmak istiyorum. Seçim yapmak istiyorum. Bunların arasından da bir tane random atayım. Krok'muş efendim. Krok'u ekleyelim. Kendisi Monsieur patronlarından değildir. Sevgiler gönderelim. Ama çok sıkı takipçimizdir ilk günden beri. Kendisini bir gün aramızda görmeyi de umarak. Bir arada bütün takipçilerimizin isimlerini de bilmiyorum. İzleyicilerin. Bildiğim isim insanların isimlerini yazacağım. Bilmediklerimin de YouTube'daki nicklerini yazacağım. Ne yapayım? Krok. Accept. Kendisi böyle bir adammış. Bu herifin nasıl bir zencisin sen? Zenciliğini değiştiremiyoruz. Çünkü gender ve race sensitive oyunumuz. Ama bununla kavga etmeyeceğiz. Onun yerine verdiklerini kabul etmeyeceğiz dedik. Bak bu güzelmiş. Son derece zenci bir adam. Bu da güzel. Bakayım. Evet ben de inadına stereotypical yapacağım. Heavy'leri ne renk yapayım? Mavi olur. Mavi olsun bu haliyle. Gayet güzel. Şimdilik böyle olsun. Erol Masar Krok Aksoy. Hoş geldin diyelim. Dedicated gedikli izleyicilerimizden birisidir. Skill tree'ne falan bakacağım ama bu armorlarınızın böyle pırıl pırıl olmasından hiç hoşlanmıyorum. Genel olarak bu oyunun ruhuna uymadığını düşünüyorum. O yüzden armor malzemenizi birazcık yıpranmış falan bir şeyler yapmak istiyorum. Araba boyası da bu arada güzel tabii de. Yani şöyle bir şey olsun hiç değilse. Tamam çok güzel. Şimdi bu adamın şeyini yaptım. Güzel değil ya. O mavi istediğim kadar şey değil. Worn gun metal falan. Böyle bir şey olsun. Krok aramıza hoş geldi. Gelelim level'lara. Bir tane Gabe'in level'ı var. Gabe'e level'ını vereyim. Şimdi önce Paragon sonra stratejist. Arada bir tane ne yazmışım notlarıma? Arada bir tane şuradan Steam alacak demiştim galiba. Nerede bu notlar? Supportlarım. Önce Paragon sonra stratejist olacak. Arada Steam var. Evet. Tamam. Paragon'a doğru gidiyorum ve en önemli ability'm olan Empower'ı alıyorum. Bir kişiye bir action. Buradan Chainsaw değil de Weak Point'e doğru gidecek. Tebrik ederim. Ha bir tane de. Ha her level'da 2 geliyor be. Tamam be. Tamam hatırladım. Her level'da 2 dot geliyor. Command'im triggerlanınca sadece heal etmekle kalmam. Aynı zamanda tüm takıma artı 5 crit veririm. Gayet de güzel oldu. Tabii her level'da 2 geliyor. Gelmişken şu adamın şeyini de yapayım. Accuracy bonus veren bir magazin. Her klastan bir kişi var. Steam Pack yerine frag grenade de takabilirsin diyorsun. Abi Steam Pack kalsın. Ben çünkü medik tarafına gitmiyorum adamla. Uzun süre şu Steam'i alana kadar mediğimiz olmayacak. Bu yüzden supportlarda bari Steam grenade ile bir şeyler yapalım. İyi bir zırh mı düşmüştü bana göre? Yok bana göre değildi bu. İki tane Destroyer Vest var. Regulation Armor'ım benim iyiyim. Başka da zırh yok zaten. Bacağa bir şey düşmedi. Bak gördüğümüz kadarıyla. Pekala Sid level atlamadı ama bir şey bu herife geldi mi? Ekip Midnight Stock'u var. Bunlardan düşmedi. Zırh düştü. Sid'e uygun zırh düştüğünü hatırlıyorum. Veteran Armor'u yerine 30 health yerine 20 health ama Overwatch'tan az damage yerim. Ben bunu giydim. Overwatch yeme ihtimali en çok olan adam
Sid aramızda. Ama artı 30 health'i de tabii birine verelim. Gayet de güzel olur. Burada bir şey düştü mü? Düşmedi. Artı 30 health'i de Heavy'cimize fıstık gibi giydirelim veteran armor'u. Heavy'cilere ne yazmışım ekipman olarak ben? Armor'da delta bulursan, önce sniper'ları ama sonra armor delta bulursan veteran armor giysin demişim. Gerçekten zaten yakıştı. Onyx Greaves giysin Heavy'ciler demişim. Senin rengin mi değişti? O zırh özel bir zırh mıydı? Galiba herifin rengi değişti ha. Allah Allah. Lan mavi dedik. Mavi şeylerimiz. Sekonder de işte böyle. Evet tamam. Bu olabilir. Langır 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 Ultramarines mitralyözcüsü. Ne düşmüş bu adama göre? Artı bir ama çok güzel. Çok güzel. Mitralyözde artı bir ama çok güzel. Veteran armorunu da giydi. Bir Destroyer Vest'im daha var. Overwatch'a reduction veren. Onu kıza giydireceğim. Giydireyim tabii. Çünkü üstte ne var? Default plate var. Tamam. Hem health veriyor hem untraceable. Bu da scout olarak olmadık yerlerde kalabilir shotgun ile ve Overwatch yemek zorunda kalabilir. Scout'lara ne yazmışım armor olarak? Weapon kafana göre ne yaparsan yap demişim. Asıl armor, helmet, legs pasif slotları önemli. Buna da grenade cooldown veren ve grenade bufflayan armorlar ve greaveler giysin demişim. Scoutlarımız grenadier olacaklar çünkü. Şimdilik tabii ki Destroyer Vest'i giydim mi? Onu giysin elbette. Gelelim silahına. Artı 3 accuracy. Tamam lazım. Belli ki o shotgun çünkü çok yakından kullanılıyor. Swift ne demek? When this unit takes a shot, it gets our %5 chance to receive one action point. Oha! Bunun legendary'si böyle %20 falan diyor olabilir. Swift güzel. Yani bu değil tabi de. %5, %5'tir. Denk gelir. Action point. Şimdi bir daha ateş ederim. Başka. Action point kazanırım. Başka. Action point değil. Regulation boots hala. Kimde olduğunu söylüyor musun? Söylüyorsun. Gabe'de. Bu da Sid'de. Tamam. Aldık. Gabe Diaz artık main rolünü oynayabilir hale geldi. En azından arkadaşlarına action verebiliyor. Sid zaten level atlamadı. Kız zaten. Ghostluğu var. Başka bir şey henüz almadı. Aldığı zaman bakacağım skilllerine. Erol Masaraksoy Croc lakabıyla katıldı. Silahında ne vardı? Silahın tamamını böyle bir özetleyen bir şey yok mu ya? Ha, şurası. Amosu artı bir. Beyaz olmayanlar en azından burada gösteriyor. Tamam. Amosu bufflanmış bir silah var elinde. Üstünde de health'i bufflanmış bir health'ini bufflayan bir zırh var. Böyle bir evici. Çok da güzel. Arkadaşlar. Yeni adam yok. Bir şey yok. Ukon'un adamlarının kaçırdığı şeylerimizin askerlerimizin yerini bulmuştuk Tekkom'da. O mission açıldı. Herhalde. Act 1 Chapter 3. Ne diyor? Rough Justice. Kill 5 or more enemies using rescued gear. Yani rescue mission'a gidiyoruz. Rescued gear'larla 5 kişi öldürebilirsen bir tane common armor vereceğim diyor. Optional olarak. Optional'da becerirsen. Tacom has a fix on the Echo 5 soldiers that the locust abducted from the ambush site. Peki. Follow the signals to their source and rescue the gears. Gabe ve bir kişi, iki kişi gidiyoruz. He. Tabii iki de adam kurtaracağız. Adam mı kadın mı neyse. Gabe yanına bir kişi alacak. Gideceğiz. Kurtardığımız adamlarla 5 kişi öldürmeye çalışacağız optional için. Gidip 2 tane adam kurtaracağız. Eyvallah. Eyvallah. This mission only allows 2 units to swap a unit. Select remove and then add units. Eyvallah. Remove abi. Sid Redburn olur. Bu rescue missionlarda hız çok önemli olacak. Elbette. Sid'le gidebilirim ya da scout olabilir. Mission bakayım mission type'lara. Scout'ta demişim ki her görevde işe yarar. Asıl scavenger run ayrıca rescue'da işe yarar. Peki bu bir rescue. Vanguard için demişim ki missions disrupt sabotage missionlarında, kontrol missionlarında hız için rescue ve scavenger'da da giderim demişim. Şöyle de bir notum var. Emin değilsen Vanguard alma. Vanguard ne yapacağını biliyorsan al demişim.
Özellikle bu mission'da ne yapacağını biliyorsan Vanguard'ın. Çok emin olamadım. O yüzden kızı alayım. Adam kurtarmaya giderken scouting'in işe yarayacağını tahmin ediyorum. Sintileyerek gidebileceğini tahmin ediyorum. Kızın ability'si yok. Cloaking var tabii, çok önemli. Bombası var. Gabe'in kıza empower'ı da var. Kız sinsi sinsi gidip adamları kurtarır. Kurtardığı adamlar bizimle beraber dövüşebiliyorsa, hatırladığım kadarıyla dövüşüyorlar bizimle birlikte, çok da güzel, temiz temiz şeyler olur. We've got a fix on the prisoners the grubs took. My bet, the sick bastards are processing those gears in torture pods. We've got to work fast then. Once we pull up, those grubs are gonna start the kill timer. Torture pods diyor. Kaçırdıkları askerlerimizi almaya geldik. İki kişiyiz. Gabe ile kız. Torture pod nedir oğlum? Clock's ticking on our people, so it's just us two. Full squad would only slow us down. Free those prisoners. Şimdi hangisinin klası nedir? Belli mi? Bu bir heavy mi mesela? Üç tane... Bu bir support herhalde, medic. Buradan bir... Ne yazıyor? Support unit trapped inside. Peki. Bu bir... Heavy sanıyorum. Heavy unit. Peki. Şimdi neredeyim ben? APC'miz burada. Harita gidiyor, bayağı gidiyor. Ama herhalde o kadar gitmeyeceğiz. Çünkü 15 turn'de kurtar diyor yukarıda. İki tane adamı birden 15 turn içinde kurtar. Ve buraya geri dön sanıyorum mission. 15 turn içinde. Bu arada da kurtardığın adamlarla 5 kişi öldürmeye çalış. Peki. Nasıl bir yer? Böyle bir yol. Ortasında bir tane rare item var ama o herhalde birinden diğerine koşarken uğrasak daha iyi olur. Burada bir tane sandık gördüm. Rare. Bu önemli. Rare case. 3 tane görüyorum sandık. Başka varsa ben göremiyorum. Yok galiba. Herhalde yok. Peki böyle bir yol var. Ve biz güzel işkence... Hasan'cım hoş geldin. Çıkar çıkmaz çatışmaya hazır, evet. Öyle bir işkence kutusu yani. Çıkar çıkmaz çatışmaya hazır, adam kesebiliyoruz diyor Hasan. Sağ olsun. Şimdi iki adamdan birini, sonra öbürünü kurtaracağız. Bu işi kız yapacak. Kız neredesin? Kız bu işi yapacak. Bu adamlardan hangisi başta daha çok işimize yarar? Heavy'ye sonra kurtarsak diye düşünüyorum. Çünkü Heavy hareketli bir adam değil. Ama bu da support. Ya da medic galiba. Bu da çok efektif değil. Bir de burada rare sandık var. Gidip rare sandığı alsak, oradan Heavy'yi kurtarsak, o Heavy bizi desteklerken koşup yoldan bunu alıp gidip bunu kurtarsak, sonra bu sandığı alıp APC'ye geri dönsek. Planımız bu olsa. Bu işi yaparken de kızın cloaking ability'si ve Gabe'in kaç turn bunun cooldown'u önemli ya. 3 turn cooldown'u var empower'ın. Ve Gabe'in empower'ıyla çok şeyler yapacağımızı tahmin ediyorum. O zaman önce sağ taraf. Merdivenlerin üstünden. O merdivenlere buradan çıkış var mı? Var. Peki kızım. Buradan gelip merdivenlere çıkıyoruz. Sandığı alıp aşağı atlıyoruz galiba. Sen o tarafa doğru bir 2 move'unu yap. 2 değil 3 hatta move. Hele 2 move'unu bir yap. 2 move'unu bir yap. 3. move'unu da yapıp cloak ettirebiliyorum senin. İktiza ederse. Merdivenin girişi burada. Şuraya gelemiyor musun? Buraya gel bari. Heavy cover. Gabe abi aynı tarafta kalın. Zaten topu topu. 2 kişisiniz. Bir de ayrıldık. Bir de Empower'ın range'i ne acaba? Bir range'i var mı? Ne oluyor? Allah. Yeni adam. Grenadier. Grenade mi atıyor? Immediately attacks if you get too close becomes more difficult when injured. Yaralandıkça damage reduction bir şey oluyor. Ha, elinde de galiba shotgun var. Bizimkinin adı Nasher mıydı? Evet. Herif de shotgunlı. Böyle bir infantry tipi. Yaklaşırsam vururum. Sert vur bana diyor. Peki. Kızım, 2 ile nereye gidebiliyorsun? Gel bakayım. Koş 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 koş.
Gel bakalım. Bütün hızınla sen koş. En kötüsü en power'la. Merhaba abi. Kimsiniz siz burada? Hammer Burst, Hammer Burst. 3 tane Hammer Burst. O Nashor'ı şey hemen Nashor'lı granat burada bir yerde gösterdi galiba granatiyeri. Onu ben emin olamadım. Bakalım. Gabe koş kızın yanına abi. Burada cover'a giremiyorsan şurada cover'a gir. İnşallah o herifler görüp Gabe'i tırmanıp bir yerden cover'sız darıt diye taramazlar. Bizim burada olduğumuzu biliyorlar herhalde. Biz onların... Ne oluyor? Hunker. Böyle işler. Peki. Hadi kızım. Kaç move? 2. Çok güzel. Grenadier burada. 2 harcamadı mı? Neden 2 action'ın daha kaldı? Zaten 2 harcadın. Allah Allah. Action mı kazandın bir şekilde? Yoksa ucu ucuna bir şey mi denk geldi? İyi oldu. Bir bomba var elimde. Bu bomba bu heriflerin ikisini birden öldürebiliyor mu? Öldüremiyor. Buradan çıkacaklar çünkü bu herifler. Şuradan çıkacaklar. Yalnız elimde action'ım kaldı. Buraya bir shotgun overwatch'u yapabiliyorum gibi görünüyor. Güzel olur shotgun overwatch'u tabii. Onu yapsam. Bir de ben galiba plant grenade var. Bu noktaya grenade bırak diyebiliyorum ama action'ım ona yeter mi? Yetmez. Merdivenin tepesine bir grenade koysam dedim ama geldim. Koydum. Empower'la kaçtım desem bile bir tane adama patlayacak. Halbuki orada o grenade'i daha efektif kullanmamız lazım. Gabe sen yukarı 2 action'la... Aha. Ha bak bu güzel. Koş abi buraya. Çıkış çünkü burada yok gibi görünüyor. Kız da buraya. Şuraya bir shotgun bir de Lancer'la yapacağımız şey Overwatch. Bu merdivenden çıkan ilk adamı pişman edebilir. O fena bir fikir olmaz. Şöyle bir Overwatch yapın bakayım. 2 turn mu oldu? 3 turn mu? 2 turn oldu galiba. Hızlı gidiyoruz. Bomba atamıyorsunuz değil mi siz? Bu gitti. Ama ikincisi galiba çıktı. İkimiz birden Overwatch yapmamalıydık. Shotgun tek başına yeterdi. Bir Gabe'in Overwatch'unu daha geriye tutmalıydık. Buradan bir Hammer Burst daha. Grenadier ne yapıyor abi? Çıkıyor mu? Çıkmadı. Ama bu herif bize Overwatch yaptı. Overwatch'u yiyeceğiz belli ki. Kimle yiyeceğiz? Gabe'le mi yiyeceğiz? Overwatch'u yiyeceğiz. Bunu düşünmedim. Çok Overwatch yapıyor Hammer Burst'ler onlara. İşte öğreniyoruz oyunu. İkimizde de regeneration yok. Bir ara steam atmak zorunda kalacağız. Overwatch yüzünden. O steam'i atabilmek için de neyle atıyorsun sen şunu? Tamam biliyorum Overwatch yapılıyor da %50 mi? Öyle olmaz abi. Onun yerine gider kılıçla biçerim. Şimdi kılıçla biçemini verirsem ve interrupt olursam ne oluyor? Onu merak ediyorum ama bunu da deneyeyim bari. Şuradan bir action. İnterrupt oldun mu? Vuramadı. Üstünden atlayıp bir action'la adam öldürmek güzel tabi. Ne oldu vuramadı. Weak point. Kıza da crit verdi. Şimdi bu arkada da bir herif var ve bulunduğum yerden herifi görüyorum. Tabancayla ateş etsem 58'le de vuruyorum ama o da beni görüyordur ya. Zeki Müren de beni görüyor yani. Aşağı doğru gitmeye çalışsam olmaz. Burayı aç desem 3/3. Olmaz zaten. Overwatch yapan... Nerede Overwatch ya? Şuradan atlıyor. Hadi lan. Bu Berserker öldü. Berserker miydi neydi? Grenadier'i. Grenade atıyor mu bu herif gerçekten? Yoksa Almanca Grenadier asker demek anlamında geldiği için mi oluyor? Onu da merak etmiyor değilim. Kızı ben böyle oynasam Grenadier yukarıya tek çıktığında o shotgun'a ihtiyacım olur. Çıkacak o herif yukarıya. Gabe'in kaç action'ı kaldı? 2 değil mi? 2 de güzel. Overwatch da yemedik. Koşa koşa nereye kaçabiliyor Gabe? Buralara gelebiliyor. Buralara Gabe'i gelsem... Selam hoş geldin Bahadır. Gabe'i buralara gelsem... Shotgun'ın 2 tane atışın... Ya abi şimdi herifi tanımıyoruz etmiyoruz. Tekrar aynı yere gel abi. Bu Overwatch'u bu sefer düzgün yapın. Gerçi bu sefer zaten bir vuruşta ölmeyecek. Bu shotgun'ı buraya koy. Gabe sen de böyle gel.
O Grenadier buraya çıkmazsa çok büyük, çok bir roundu çok boşuna harcadım. Bu arkadan atışılacak mı, atılacak mı bize? Çıkıyor. Çok güzel. İki atış shotgun da var. İşte böyle. Longer. Abi sen they don't even feel pain derken biz zaten koduk shotgun'ı sen farkında değilsin. Game, keep up. Şimdi 3 action'la buraya geliyorum. Overwatch yemiyorum. Buraya geldim, açtım, empower aldım. Bu iş olur. Koş bakayım kızım. Koş, aç bakayım burayı. Empower'la bir de shotgun atışı yapabilirim. Koş 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 koş. Bu çıkan bir action'la mı çıkıyor? Bu bir heavy değil mi? Adam çıktı. Çok güzel. İkinci heavy'mizi bulmuş olduk böylece. Kadınları atıyoruz, adamları kullanıyoruz demiştik. Explosive shot. Onlara bakarız abi. 85-78. Kıza empower versem buradan bu shotgun iyi bir atış olur herhalde. Empower line of sight'sız veriliyor mu? Denemenin tam zamanı. Kıza empower. Artı bir action. Kız. %79 ne abi? Range -14 nedir ya? Vur kızım bunu. Çok güzel. Downed. O zaman ama Gabe oraya erişemez. Erişemez değil mi? 2 ile anca buralara gelirim diyorsun. Tamam. Erişemiyorsam bile bir kere şu heavy'ci buradan bu atışı yapsa bir atışta ne olacak? %78. Explosive shot ne demek? Deals %300 damage to all units yine 4 metre. Bayağı büyükmüş. Ateş. Abi vur onu. Açıkta duruyoruz. Abi. Yapacağın atışa sıçayım senin. Gel bakayım buraya. %100 de ölmüyor. Overwatch desen de şey abi yiyeceğiz bir atış. Yani vur onu be heavy'ci. Kimsin sen bilmiyorum ama birimiz fena damage yiyeceğiz. Öf. Ne indi? Bir şey indi. Bir granadier, 4 wretch. Wretchlere heavy'ci gerekecek. Nereye döndü bu herif? Abi kill timer, evet haklısın da attığımızı vurmamız gerekiyor kill timer'dan bahsetmek için. 3 çok. Buraya dolaşma. Buradan atışacaksın. Yukarıda kal. Demek ki kızın da mermisi bitmiş. Reload. Kill. Şimdi reload bir kere. All right, reloading. Şu herifi 74. Abi bunu vuramazsan rezil oluruz. Vur o yüzden. I'm better than this. Gabe, bize iki action verebiliyor musun abi sen? Şu herifi execute, 3 action'ını birden harcıyorsun. Yok, buna zaman yok. Buraya gelip iki adam öldürmeye çalışmam lazım. Berserker'ın elinde shotgun var. Gel. Wretch öldür burada. Öldür ama bak. Out of ammo da kötüymüş. Onu düşünmedim. Big point iyi. Şimdi abi. Birini execute etmen lazım ki kız oynayabilsin. Buraya gel şunu execute et. Bir de cover'a giriyorsun galiba. Humberto. Kimsin bilmiyorum. Kız action aldı. Kızın Nashor'ında bir şey var. Gabe de aldı. Kızım. Onu execute etsen iyi olacak. Çünkü herifler close combatçı. Gabe'in ateş etmesini sağlarsın. Sonra bir daha geri dönmekle uğraşmayalım. Şuradan çok uzağa gitmeden şu execution'ı yap. Tamam şimdi Gabe reload. Şu en yakın herifi mi indireyim? Bir dakika ya, bu heavy'ci bayağı action'lı geldi ya elimize. Şu explosive shot %29 diyor. Bu herif 60 diyor. Bu herife bir atış yapayım. Öldürebilirim herifi gibi görünüyor.
Vur bakayım, vurabiliyor musun? Çok güzel. Şimdi artık Overwatch'a geç. Fazla uzaklaştı hikaye. İki action hem de encore kazandın. O da güzel. Şuralara filan işte buralara Overwatch. Gabe reload ettin. İki action'ın var. Şuradan bu adamı 84. İki action'ın mı var? Tabii. Temizledik ya. Şu herife de yaralanma, yaralandıkları zaman kızıyorlar demişti. Bayağı şimdi bu weak point. Aa, vurdu. Vurdu mu? Vuramadı. Artı 5 kümülatif mi acaba weak point'in verdiği ya? Nerede benim pasif skill'lerim? Acaba bu kümülatif mi? Ben adam öldürdükçe neler oluyor? Derken bu berserker burada. Kızın bir mermisi olması lazım. Shotgun. İlk atışı shotgunla yapmak herhalde en makulü. Çünkü ilk atıştan sonra sertleşecek dedi. Gel kızım. At bakayım. Out of ammo. Berserk. Ne demek berserk? This your... Lose this opportunity action. This unit gets artı 50 moment and artı 50 damage. Tatlısı artmadı. Damage'i ve movement arttı. Opportunity action'ını kaybeder demek. Ben şimdi bu adama bununla girersem ölür mü demek? Bana back attack yapar diyordu. Onu kayıp mı etti yani? Dene bakayım. Here we go. Opportunity'sini kaybetti. Aman tamammış. Tamam, yaklaşırsam vurur mu kaybetti herif? Sahne bitti. Reload geldi. Devam abi. Action gelmedi. Koşa koşa devam. Buraya bir gel. İkiyle nereye? Buraya. Tamam gel bakayım. Longer 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 longer. Gabe iki action'ı mı var? Buradan bir şey tetikler miyiz acaba? Tetiklersek tetikleriz. Ne yapayım? Bir şey yok. Kızda kaç kaldı? Kızda hiçbir şey kalmadı mı? Kız bitmiş, tükenmiş. Gel bakalım abi. Kaç round oynadık? 6 round da yaptık bütün bunları. Ah, hızlı olmak zorundayız ama. Peki. Kızla gidemiyorum. Teamwork'üm açık. Kızla giderim oraya ya. Üçle zaten anca oraya gider. Koş kızım buraya. Birini tetiklersen empower var. Common case'i de aldık. Arkada bir case kaldı ama oraya bir roundum kalmadı. Sanıyorum merdivende round kaybettiğim için. Heavy'ci. 2. 2. 1 ile geldiğim bir yer yok. 2 ile geliyorsun her yere. Gel. Bir şey tetiklendi galiba. Hammer Burst. Geç hemen şöyle bir Overwatch'a. Şunu da cover almasını engellemeye çalış. Gabe sen kaldın. Sen kendin çok hızlı hareket edemeyeceğin için 2 move'la biraz gidelim ama ya. En kötüsü herifin Overwatch'unu bir şekilde bozup giremem gerçi. Çünkü chainsaw'um henüz kapalı. Kız geride kaldı. Çok güzel. Öldür be. Öldür be. Ah, öldüremedim. Bir atışın daha yok herhalde. Oraya el bombasına. Overwatch bizi ırgalamaz. Kıza Allah'tan parşılıydı. Sen şimdi şeyde misin? Değilsin. Overwatch altında değilsin. Kaçla vuruyorsun? 48, 47. Kızdan... Kızı mı içeri sokacağız? Herhalde kızı sokacağız içeri. 7 round. Kız buraya kadar koştu. Yok, çok geride kalıyor kız. Buradan tabancanla Overwatch'u boz desem sana. %40. Yani denenebilir ama kızla denemeye gerek yok. Sen tabancanla Overwatch'u boz desem. 77. Boz bakayım. Çok güzel. Gabe. İçeriye girip bir action ile arkadakini öldürsen kız gelip ötekini öldürebiliyor mu? Öldüremiyor. Ama Gabe'in 3 action'ı var. Kıza emir verebiliyor. O zaman 1 ile geldin. Arkadakini öldürdün. Kıza emir verdin. Gel. Arkadakini öldür.
Öldür ama. Hatta böyle yap daha iyi. Kıza emir vermek yerine o zaman bunu yapabilirsin çünkü. Hı? Execute. Kanlar, revanlar. Kız. Gel böyle. Snubba değil de shotgun'ınla şuna bir ses verebilseydin eğer. Senden de suppression istiyorum mümkünse. Kaçta atıyorsun? 73. Mermin var. Action'ın kaç tane var? 3. Ulan var ha. At bakayım. Yürü be. Ben her kimsen az sonra atacağız randomunu. Reload'u da etti. Şimdi bizden ne istiyorsun? Adamı kurtarmamı sonra da APC'ye dönmemi isteyeceksin diye tahmin ediyorum. Gel sen burada. Yap overwatch'u. Nereye yapacaksan bilmiyorum. Buraya yap. Ne gelecekse orada. Şunu kurtarınız. Bu kadar zaman harcamışken bu kızın bir move'unun tamamını buraya harcamak. Harca be. Loot kavmi beni sevmez yoksa. Gabe aç orayı abi. Bu herhalde açık hamle. Yok değil. Açık hamle değilmiş. Bu support bizi bağlamıyor şu anda. Dişi çünkü. 7. turda pod işkencesini tamamlıyor diye. Ha, poddan çıkarmanın limiti var diyorsun. 3 adam daha öldürmem lazım ama bu heavy'ci böyle çalışırsa zaten biz her şeyi öldürürüz. Okay. Düşes müşes ben tanımıyorum. Adam öldürmeni istiyorum sadece şu anda mümkünse. Ne dedi o? Buraya geri gelin dedi. Geliyoruz abi. Elimizden gelen bütün hızla geliyoruz. Düşmanla ilgili bir şey söylemedi. Şöyle gel bakayım. Sen de peşimizden koş işte. Aha. Limit kalktı. Evet, adamları kurtarmanın limiti var. Öyle mi? Tamam, 3 kişiyi Rescued Gears ile öldürüp şimdi artık sakin sakin git diyorsun. Tabii ki evac noktamıza düşman şeyi reinforcement'ları 4-8 tane Wretch. Şimdi o heavy'cinin elinde el bombası var. Bir tane el bombasıyla o heavy'ci hem o secondary objective'i yapar hem killleri de o almış olur. Ama zaten explosive shot'ı denemek için de güzel bir zaman olabilir. Çünkü yani nedir? Kaç damage vurur diyor? 300. Bunların kaç hit point'i var? 220. At bakayım. Güzel. Devam. Sen bir steam'i olan medic'sin galiba. Seni adam öldürmeni istemiyorum artık. Mümkün olduğu kadar. Ben bu silahtan istiyorum XCOM'da diyor Hasan. Şu herif tehlikeli. O herifi görüyor musun heavy'ci? 48 range. At bakayım. Bir tane atış hakkım var. Mitralyöz. Onu bir, ama gerçi senin ankorun tabii iyi. Sen durdukça tweet aldığın için oluyor bu. Durup atış ettikçe rezalet çıkarıyor mitralyöz. Gabe iki kişiyi öldürebilir herhalde. Gabe'e level vermeye çalışalım. Olmadı arkadaki support kız mümkün olduğu kadar şey yapsın. Tırıt. Çok güzel. 72. Bir 72 daha var mı Gabe? Var mı? Evet. Bir yerde patlayacaktı zaten. Kili bu herife vermek yine iyi tabii. 51 diyor. 51 ise 51. Atar bu be. Ben bu herifi çok beğendim. O bir canavar ya. Kızım koş. Neredesin? Kız. Sen bizim takımdansın. Sen de bizim takımdan olmayan kız. Sen de koş. Geliyorlar mı? Kimsenin geldiği yok. Nasher çıkamadı. Koşun abi. İnip sadece move ediyorlar gibime geliyor. Reinforcement'lar. Tabii bilemiyorum çünkü close combat'çıydı zaten gelenler ama. Buraya bir yerleşelim bakalım. Aha. End turn nasıl çalışıyor? End'e basınca oluyor mu?
End and turn diyor, evet. Tamam, son round arkadaşlar. Ha gayret. Secondary yaptık, her şeyi yaptık. İki tane grenadier diyor. Kızdılar. Bize kızdılar. Yani bu timer'la mı ilgili yoksa bizim oraya yakınlığımızla ilgili bilmiyorum ama hani iyi ki buradayız şu anda. İyi ki daha uzakta değiliz. Gel bakalım. Ben demin herifin şeyini nasıl bozdum? Ne yaparak adamın close combat ability'sini bozdum ben? Bir şey oldu orada. Ne oldu? Bak ne yaptım da adamın şeyini bozdum hatırlamıyorum. Yaklaşma imkanı kazanmıştım. Abi işte öldürmeye çalışın. Bu da nazar boncuğunuz olsun. Sen burada durduğun yerde şu anda hiçbir artın yok. O yüzden önce bir move et abi hani. Sonra etme de olmasın. Şimdi atış et buraya. Gaza geldim diyorsun ama dur bakalım. Çünkü killleri başkalarına vermek lazım. Bu kız da kalmadı değil mi action? O herifin çok hit pointi var ama Gabe. Buraya gelip bizimkileri vurur musun? Şunu da görelim. Bizimkileri vurur musun? Obstruction yok. Ama çok da ciddi bir damage yok. Ya bu adam... Bu berserk... Ha böyle. Berserk olunca opportunity'sini kaybediyordu. Tamam. Şu anda gidip charge desem iki action'dır herhalde. Yo bir action. Deneyelim. Adamı bir kere yaralayıp sonra charge etmek gerekiyor. Artık geri dönebilirsin. Sen bunu bir one shotlayabiliyor musun bilmiyorum ama. Oyun bitiyor değil mi? Biz burada Evac Zone'da XCOM oynar gibi oynuyoruz ama. Artık bundan sonrası yok. Abi işte gel kızım sen de buraya. Ha. Tamam. The bad news. You're the last of Echo 5. Now come on. We got a big mission ahead. Big mission ne be? And a lot of manpower left to find. Hala adam toplayacağız diyorsun. Kaç 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 kaç. İkinci heavy'ci bulduk bir tane kendimize. Kim olduğunu zarına atarız. Support kız. Emekliye ayrılsın. Chain adapter. Hangi silahı olduğunu bilmiyorum ama bu herifin kim olduğunu şimdi zarına alacağız. Üç tane case topladın diyor. Evet doğru. Üç common bir rare case. Bir takım da böyle pek çok güzel şeyler.